kez daha ekrandayız. Bugün sabah siyasi bir program yaptık. Öğleden sonra saat 16.20'deki programımızda siyasetten kaçalım istiyoruz. Mümkün olduğunca kaçmaya çalışacağız. Ne kadar kaçabiliriz bilmiyorum ama. Efendim, önce çok üzücü bir haberle başlayalım isterseniz. Fedai Ferit Bey, Lefkoşa'da benim çocukluğumdan beri çok iyi tanıdığım, çok iyi bildiğim bir insan. Allah rahmet eylesin. Bugün Fedai Ferit Bey yaşamını yitirdi Lefke'de. Facebook'ta, sanal medyada bir yığın paylaşımları var. Evlatlarına, torunlarına, tüm Lefke'ye, ülkemize başsağlığı dileyerek öyle başlayalım. Fedai Ferit Bey gerçekten, yani bugün pek fazla görmediğimiz ya da görmeyi unuttuğumuz tipte bir insandı. Çok güzel bir insandı. Her zaman çok şıktı, her zaman kravatıylaydı, her zaman ceketçiyleydi, fanilacıyleydı, hırkacıyleydı. Ve son derece kibar, son derece düzgün konuşan bir insandı aynı zamanda. Allah rahmet eylesin. Tanımış olma şerefimiz var en azından bizim de. Ve bundan dolayı da tabii ki çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Onu tanıtan bize, insanlara her zaman tabii ki. Efendim, mekanı cennet olsun demiş Sevgi Yıldız bize. Paylaşalım bu arada Facebook'umuzu da tabii ki paylaşalım. Bu üzücü haberle başladık ama daha da üzücü bir haber var. Gerçekten içim gitti. Polis basın subaylığının bir açıklamasını okudum Gündem Kıbrıs gazetesinde. 9 Mart günü, yani dün, Gazimağusa'da bir iş yerinde, bir markette, ismini söylemeyeyim, 15 sıralarında marketin önündeki tüpler arasından bir mutfak tüpünün 52 yaşındaki bir erkek şahıs tarafından, benden bir yaş küçük, alınıp ödeme yapmadan marketten ayrıldığı tespit edilmiştir. Cümle biraz düştü ama anladınız siz. 52 yaşında bir erkek şahıs. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir diyor. Şimdi neden üzüldüm ya da neden üzüldük bu olaya? Çünkü çok yüksek bir olasılıkla bu 52 yaşındaki erkek şahsın cebinde parası yoktu. Cebinde parası yoktu. Yani ne diyelim ki? Dünya gerçekten çok güzel insanlarla dolu. Bu güzel insanlardan biri bizimle her gün mesajlaşan, lafını esirgemeyen, eleştirisini yapan benim eski bir ağabeyimin, çok sevdiğim bir ağabeyimin, Ahmet Necati Özkan'ın oğlu Necati Ahmet Özkan. O da bize hediye göndermiş. Çok şaşırtıcı, çok şaşırdık aslında. Çünkü biz öyle hediye alan ve kabul eden insanlar da değiliz ama zaman zaman işte bizim Ekoliv'in hediyesi vardır. Saka'nın su hediyesi olur. Girne John her zaman bize kahvesini gönderir, içeriz. Efendime söyleyeyim, Kırımlı bana pekmez gönderdi. Gerçekten çok güzel, çok hoş. Bu tür hediyelerimiz, reklam verenlerimizin hediyeleri olur. Yani bunu işte rüşvettir falandır filandır değil. Çünkü onlar zaten bizim yıllardır dostumuz, yıllardır reklam verenimiz. Ama Necati kardeşim bize bugün hediye göndermiş. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz. Örsan Balıkçıoğlu ve ben bu programın ve sabahki programın
hazırlayıcısı, sunucusu, yönetmeni olarak. Efendim, tüpkaz hırsızlığı benim ciğerime oturdu. Yani polis yakalamış ve bu kişiyi de hakkında işte mahkemeye çıkaracaklar yarın adamı. Evde tüp bitti. Büyük bir ihtimalle eşi yemek pişiremiyorum dedi. Çocuklar ne yapacak dedi. Adam baktı sağına, baktı soluna. Bir de baktı markete. Almayı tercih etti. Şimdi elbette cebinde çok para varsa ve bunu yaptı bilemem ama Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Allah hiç kimseyi tüp gaz çalmak zorunda bırakmasın. Ekmek çalmak zorunda bırakmasın. Ne yazık ki o kadar kötü durumda insanlarımız var. Gerçekten ciğeri kaldırmıyor insanın böyle bir durumu. Keşke bir şey yapabilsek. Ama sonuç itibariyle bilmiyorum. Yani mahkememize tabii ki müdahale edemeyiz. Polisimize elbette ki müdahale yapamayız. Ama yani keşke o market sahibi, ne bileyim, yani bugünlerde böyle bu gibi olayları görürseniz biraz gözlerinizi kapatın demeye geleceğim. Bilmiyorum yani doğru mu yaptığım da gerçekten başıma gelmedi ki bugüne kadar böyle bir şey. Yani birkaç kez daha benzer sıkıntılardan dolayı yaşanan hırsızlık olaylarına üzülmüşlüğümüz var. Ama bu gibi durumlarda affedici olmak, yani ne bileyim artık hukuk elbette ki affedemez böyle olayları. Ama vicdanen çok kötü durumdayız, çok üzgünüz ve gerçekten yemin ederek söylüyorum sizlere ciğerim eridi. Yani ne içimden program yapmak geldi, ne şarkı söylemek geldi, ne Miraç Kandili'dir diye dua okumak geldi, hiçbir şey gelmedi. Çünkü o adamı düşünüyorum. Biz aynı yaştayız adamla. Benden bir yaş küçük. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin diye düşünüyorum. Umarım yarın gazetelerimiz kalkıp da bu adamın fotoğrafını, ismini yazmaz. Bunu da özellikle rica ediyorum. İçtenlikle rica ediyorum. Hatta yalvarıyorum. Beni izliyorlar, izlemiyorlar bilmiyorum ama eğer siz izleyenler şu anda herhangi bir gazetenin yöneticisini tanıyorsanız lütfen uyarın. Bu insaniyet adına lütfen bu insanı en azından bu şekilde de deşifre etmeyelim. Lütfen. Bu işin acı tarafı. İşin bir de başka bir tarafı var. Ne olduğunu ben anlamış değilim. Ama bu karantina otellerinde what's going on man, neler oluyor tartışmasını başlatan bir haber. Girne'de bir karantina oteli. İki erkek şahıs içki alemine dalmışlar. İki tane erkek şahıs Şubat ayının 27'sinde cumartesi akşamı karantinada birlikte alkol aldıktan sonra artık alkolün de tesiriyle bilemiyorum artık neyle aralarında bir münasebet yaşanmış. Bu münasebet şu anda polis tarafından zorla münasebetten dolayı tutuklamaya ya da gözaltına almaya kadar gelmiş. Bu da günün ilginç bir başka haberi. Ben insanların cinsel özgürlüğüne ve yönelimine full destek veren bir insanım. O beni hiç ilgilendirmiyor. Benim burada eleştirmek istediğim konu bu karantina otelinde karantinada olması gereken iki kişinin nasıl buluşup da alkol aldıkları meselesidir. Yani bu
Demek ki karantina otelinde risk var demek değil mi size de? Bu konu tabii işin içine tecavüz iddiası da girince ayrı bir konu olarak gündemimize gelebiliyor. Efendim bu akşam Miraç Kandili, İslam dininin çok önemli bir kandili. Allah kabul etsin inanan herkese. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir mesaj yayınladı. Kıbrıs'ın 1571 yılında fethinden bu yana vatan bildiğimiz bu topraklarda idrak ettiğimiz Miraç Kandili'ni yeniden bir kez daha idrak ediyoruz. İdrak ettiğimiz Miraç Kandili'ni yeniden bir kez daha idrak ediyoruz. Yani çok üzgünüm ama bir miktar Türkçe sıkıntısı var burada ama olsun bir şey değil. Kıbrıs Türk halkının, Türk ulusunun ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlarken, Covid-19 salgınının sona ermesini, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını en içten duygularımla diliyorum. İnşallah tabii ki bu akşam öyle herhangi bir camide toplanma moplanma olmaz. Lütfen buna dikkat edelim. Toplanılacaksa bile bunun açık havada bir şekilde idrak edilmesini Şeyhülislam Serhat Efendi Hazretleri sıfatımla reca ediyorum efendim. Reca ediyorum der. Evet, bugün bu konuyu da tabii ki inanan herkesin Miraç Kandili'ni de kutluyoruz. Hava durumunu size bir miktar paylaşmak istiyorum. Çünkü uyarısı var bu konuda. Şeyin uyarısı var. Kimin uyarısı var? Meteoroloji Dairesi'nin tabii ki. Ama bu arada Rahmi Özkara'dan bu gidişatına ne gaz ne kümeste tavuk ne mandırada hayvan kalacak diyor Rahmi Özkara'dan. Çünkü bu konudaki hırsızlıklar arttı diyor Rahmi Özkara'dan. Suçlu adam değil devlettir diyor Ercan Mert Doğdu. Aynı katılıyorum Ercan Bey size. Alacak parası yoksa adam ne yapsın? Devlet mi var? Aç çok insan var. Türkiye'de durumu daha kötü olanlara yardım ediliyor. Burada adalet mi var? Hiç sanmam. O market kimse iki tüp parasını ben ödeyeyim diyor. Yani çok güzel bir şey Sevgi Hanım. Sağ olun Sevgi Yıldız. Bu adamı bu noktaya düşürenler utansın. Bu insanları bu duruma düşürenler utansın diyor Ayşe Esençağ. Bu adamdan derhal özür dilenmeli ve serbest bırakılmalı. Devletin ayıbını bu adama yüklemeyelim diyor Afyon Girgen. Sen ne güzel adamsın be. Gerçekten doğru. Mercan Mert Doğdu, Arun Acımsal, günaydınlar. Sevgiliz mekanı cennet olsun demiş Feday Ferit için. Evet, derhal bırakın bu adamı. Çünkü bu ayıp devletin ayıbıdır. Devlet eğer bütün kendine bağlı, kendine çalışan insanların maaşlarını borçlanarak ödeyebiliyorsa, kendine çalışmayan insanların, vatandaş olsun veya olmasın, bu ülkede yaşayan herkesin başını sokabilecek bir barınağının, bir evinin, okulunun, karnını doyuracak asgari ücretinin olmasını sağlamak zorundadır. Nasıl? İç borçlanmayla, dış borçlanmayla. Devletin memurunu nasıl ki ödüyorsunuz, bu insanları da ödemek zorundasınız. Çünkü bu insanlardan, yani özel sektörde işsiz kalan insanlardan aldığınız vergilerle siz o iç borçlanmayı kapatacaksınız. Bu ülkede anayasa gereği herkes eşitse, devlet borçlanıp kendi çalışanını ödeyebiliyorsa, ödüyorsa ki bravo, o zaman bir insanını da tüp çalmaya mahkum etmemeniz lazım. Bu gece camilerde program var. Her camide olacak. Az önce Hala Sultan'daki hocayla konuştum. Akşam namazı öncesinde vaaz verilecek diyor Arun Acımsal. Bu da ilginç. Çok ilginç. Çünkü pandemi koşullarında
Çok merak ediyorum. Tabii ki bu ayrıca bir Love Ünal Üstel meselesi, sağlık, bulaşıcı hastalıklar üst kurulu meselesi ve tabii ki hükümet meselesi ve tabii ki güvenlik meselesi, polis meselesi, belediye meselesi. Bu akşam camilerde Miraç Kandili'ni hocam 5 kişiyle, 6 kişiyle okusun, dualarını etsin, televizyonlar canlı yayın versin, bir diyeceğim yok. Ama eğer gerçekten bu akşam, umarım doğru değildir Arun Acumsal'ın söylediği, ama az önce Hala Sultan'daki hocayla konuştum, akşam namazı öncesinde vaaz verilecek. Vaaz verilebilir, belki televizyondan naklen yayınlanır. O ayrı bir şey. Ama eğer bu pandemi ortamında siz birçok toplanmayı engellemek için hala kapanmaya devam ediyorsanız ve camilerde bu akşam Türkiye'den korktuğumuz için açma kararındaysanız, Selda Bağcan hepinize söylesin yuh yuh yuh. Allah'ın büyüklüğüne inanan her inanmış, her Müslüman, lütfen bu akşam Miraç Kandili'ni kendi kutlasın. Allah'a, meleklerine, peygambere, imana, İslam'a inanan her Müslüman, bu akşam yalnız başına dua etsin lütfen. Eğer camiye gidersek ve kalabalık bir ortamda, kapalı bir ortamda, klimaların önünde oturursak, bunun bulaş riskinin çok yüksek olduğunu herkesin idrak etmesi lazım. Kelimeler de güzel. Evet, Hatice Momin, Sertat Serdar, günaydınlar değil tabii ki, iyi günler. Hakan Bayraktar, lav incirli demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun Hakan Bayraktar. Evet, çok sağ olasın kardeşim. Efendim, gerçekten üzüntü verici bir olay eğer böyle bir şey varsa. Dikkatli olmak lazım. Evet, perşembe akşamı hava durumu demiştik. Perşembe akşamı ve cuma günü ciddi fırtına beklentisi var. Bunu hem meteoroloji dairemiz söyledi, hem tecrübeli insanlardan öğrendik. Çok ciddi bir şekilde fırtına beklentisi var. Bunu da hatırlatalım sizlere bir kez daha. Efendim, neyi hatırlatacaktık bir de sizlere? Başbakan Ersan Saner. Başbakan Ersan Saner bugün biraz göğsünde hafif ağrılıklar oldu. Anjiyo yapıldığını öğrendik devlet hastanemizde. Kardiyoloji uzmanı Eser Varış, başhekim Doktor Halil Özyılkan kendisine eşlik ettiler. Anjiyo gerçekleştirildi. Allah'a çok şükür çok iyiyim dedi. Hiçbir damarımda herhangi bir sıkıntı yok. Merak edilecek bir şey yok. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz diyor Sayın Ersan Saner. Umarım her şey çok iyidir. Kendisine kalsa görevinin başına bugün dönerdi diyor ama yarına kadar dinlenmesini önerdi doktorlar. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi en içten bir şekilde iletiyoruz. Bu arada Ulusal Birlik Partisi ile ilgili hala dedikodular var. Ben geçen hafta başbakana sordum, burada sordum, buradaydı Sayın Ersan Saner'e. Bir kabine değişikliği falan mümkün değil dedi. Burada kendisi söyledi. Bugün hala bir takım söylentiler var. Umarım Sayın Başbakan bize doğruları söylemiştir. Çünkü yani şu anda bir bakanlıklar değişiklikler falan, bilmiyorum, kurultaya yönelik bir takım hesapları varmış ve Ersan Saner'in bundan haberi bile yokmuş. Kimin hesapları varmış? Bazı ağaların. Ağaların. Yani aslında o tüp gazı almak zorunda kalan adam var ya, o adama o tüp gazı çaldırtan insanların hesapları var. Anladınız meselenin ne olduğunu? Yani kimler hesap yapıyor hükümetle ilgili biliyor musunuz? O tüp gazı götüren adamın hiç
hiç sallamayan, onların o tip insanları hiç umursamayanlar. Çirkin insanları bu ülkenin. Kötü insanları bu ülkenin. Karanlık insanları bu ülkenin. Ve ne yazık ki herkesi, hepimizi de kullanıyorlar. Çatır çatır hem de. Çatır çatır hem de. İşte yıkıldığımız nokta burasıdır. Kaybettiğimiz nokta burasıdır. Başbakan geliyor ve diyor ki bu kabine çok iyi çalışıyor ama içeride başkaları hesap yapıyor ve diyorlar ki hayır kabine değişecek ve başbakanın haberi bile yok. O hesaplar neye göre yapılıyor? İlerideki kurultaya göre. Peki ilerideki kurultayın hesapları neye göre yapılıyor? Alınacak ihalelere göre. Ya. Sonra iki devletli çözüm istiyormuşuz. İşte Love Erdoğan, Love Cyprus, Love Freedom diye bugün böyle nostaljik filmler çevirirmiş gibi bir hal olduk. Aşk filmi çeviriyoruz. Aşk filmi çeviriyoruz. Ayhan Işık'ın şöyle bıyıkları gelmiş buradan falan. Filiz Akın karşıdan geliyor. Hafif bir mini etek rüzgarda sallanıyor. Çok güzel bir görüntü falan. Yani bu değil şu anda durumumuz. Bu değil. Yani gerçekten durum çok kötü. İnşallah, inşallah daha kötüsü yaşanmaz. Çünkü daha kötüsünün yaşanacağına dair bir takım beklentiler ve iddialar söz konusu. Efendim Kıptek'le ilgili tartışmalar, Kıptek'le ilgili kavga da devam ediyor. Dünkü programımızda da, sabahki programımızda da bu konuyu konuştuk. Yeni bir gelişme var mı? Var. TÜRKSEN, yani Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Arslan Bıçaklı bu konuda bir açıklama yaptı ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na yıllardır yatırım yapmayan siyasilerin yeni oyunlar peşinde olduğunu savunarak bu oyunların gerçek sebebi kurumun özelleştirilmesiyle ilgili dedi. Evet, çünkü birçok beklentimiz var, birçok beklenti var bu konuda. Kimisi işte bir grup var, o grubu temizlemeye çalışan bir başka makam var. Ama aslında o makamın esas sebebi o grubu temizlemek değil, kendi grubuyla işleri götürmektir gibi iddialarla iş çirkefleştikçe çirkefleşiyor, siyaset karışıyor, herkes karışıyor derken telefonken Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası da destek olarak ELSEN tarafından özür dilerim TÜRKSEN tarafından destekleniyor. TÜRKSEN Başkanı Bıçaklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı başta olmak üzere müsteşarının ve bazı basın organlarının bile Kıptek'i her gün gündeme taşıdığını, kurumu ve çalışanlarını küçük düşürücü açıklamalar yapıldığını savundu. Kıptek'te herhangi bir usulsüzlük veya yolsuzluk varsa bunun sorumlusu çalışanlar değil, kurumu yönettiğini iddia eden siyasilerdir diyen Bıçaklı, kurumda gerçekten böyle bir sıkıntı varsa gereğinin savcılık, polis ve mahkemeler aracılığıyla yerine getirilebileceğini belirtti. Yıllardır Kıptek'e hiçbir yatırım yapmayan siyasiler şimdi yeni oyunlar peşindedir. Ancak bilinmesini isteriz ki toplumun malı olan bu kuruma ELSEN ve çalışanlarla birlikte dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. ELSEN'e desteğimiz devam edecek dedi. Bu konuda bir köşe yazısı var. Yani Kıptek'le ilgili bir tartışma. Benim ilgimi çekti. Kardeşim yazdı bunu, Rasih Reşat. Okuyacağım. Dün yazdı Kıbrıs Postası'nda. Arıklı'nın Kıptek obsesyonu ve Lady Macbeth. Obsesyon diyorum çünkü Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na normal olmayan hatta hastalık seviyesinde takmış durumda. Takıntı hastalığı tıp dilinde obsesif kompülsif bozukluk olarak tanımlanır. Saplantı hastalığı da denir.
birçok efsaneye ve esere konu olan takıntı hastalığının en çarpıcı ve meşhur örneği Shakespeare'in Macbeth adlı eserinde hayat bulur. Lady Macbeth'in etkisiyle kocası Macbeth, Kral Duncan'ı öldürür ve Lady Macbeth'te bir el yıkama hastalığı başlar. Lady Macbeth, Arabistan'ın bütün parfümleri getirilse bile bu elin kirleri temizlenemez der ve ellerini yıkamaya devam eder. Lady Macbeth'in elleri kirli miydi? Değildi elbet. Ama hastalığı onu öyle bir noktaya getirdi ki ellerini istem dışı yıkamaktan geri duramaz. Bizim Erhan Arıklı Kıptek'te Lady Macbeth tarzı bir temiz eller operasyonu yürüttüğünü ifade etmektedir. Hem de bağıra bağıra. Çıkardığı gürültü, bu konuda yaptığı iş ve attığı adımların fersah fersah önünde gidiyor. İçimden bir şey yapacaksan yap, yapmayacaksan sus be adam. Elimizde bir tek Kıptek kaldı, onu da sen mi itibarsızlaştırıp batıracaksın diyesim var ama şimdilik susuyorum. Uzun sayılabilecek kariyerimde Kıptek'i benim kadar eleştiren gazeteci sayısı azdır. O nedenle Arıklı'nın basına yönelik aşağılık ve aşağılayıcı ifadeleri bana işlemez. Meslektaşlarım gereken cevabı vermiştir, vermeye devam ederler böyle giderse. Benim derdim Arıklı'nın yürüttüğünü bağıra bağıra söylediği ve söylerken de çoğunlukla kendinden geçtiği Kıptek'teki temiz eller operasyonu bir temizleme mi yoksa bir kirletme operasyonu mu? Yani soru şu, Erhan Arıklı Lady Macbeth gibi bu konuyu kafaya taktığı için mi amaçsızca ve istem dışı bir şekilde akıl sağlığından şüphe etmemize neden olacak kadar Kıptek'e yüklenip itibarsızlaştırıyor? Yoksa Erhan Arıklı ekonominin yerlerde olduğu bu dönemde ekonomi bakanı olmasından mütevellit kendisinden beklenilenleri yapamadığı için iş yapar görüntüsü mü vermeye çalışıyor? Bir diğer ihtimal ise yaklaşan YDP kurultayına savaş kazanmış, kazanmamış ama kahramanlık yapmış birisi olarak gitmeye mi çalışıyor? Yarın sorarız Erhan Bey, yarın bizim konuğumuz. Son ihtimal ise bunu düşünmek bile istemiyorum. Arıklı'nın Kıptek ihaleleriyle ilgili başka hesapları mı var? Saydığım dört ihtimalden hangisinin gerçekleşeceğini zaman gösterecek. Ancak hangisi gerçek olursa olsun Kıptek'e zerre faydası olmayacağını biliyorum. O nedenle demin içimden geldiğini yazdığım yüksek sesle ifade edeyim ki kayıtlara geçsin. Et de elinde, bıçak da. Mart kedisi gibi bağıracağına, çöl tilkisi gibi hesap peşinde koşacağına, Afrika aslanı gibi hemen sonuca git. Ha eğer bunu yapamıyorsan Lady Macbeth olarak kayıtlara geçiverirsin. Ahalinin de öyle birinin ekonomiyi ve enerjiyi yönetmesini istediğini düşünmüyorum. En azından ben istemem diyor. Sayın Rasih Reşat'ın yazısıydı bu. İlginç yazılar arasında bugün benim dikkatimi çekti. Tabii ki dikkatimi çeken iki gün önceki bir paylaşım daha var bugün. O da çok çalışkan bir insanın kendi yağıyla çok fazla ciğer kavurmak için uğraşan genç bir arkadaşımızın, sevgili Tuygun Tören'in yazısıydı. İki gün önce 9 civarıydı. Yani o bugün sabah diye yazmış. Elektrikler kesildi, kesmişler, borcumuz var doğrudur. Neresi mi? Sanayide fabrika üretim tesisi. Kapanmadan sonra bir madde açtım tesisi tekrardan. Sipariş falan olduğundan değil. Yanımda çalışan insanlara maaş verebilmek için. Ne çıkarsa bölüşürüz dedim. Zarar edeceğimi bilerek açtım ama olsun. Elime geçen ilk parayla Kıptek'e borcuma mahsuben 2 Mart'ta ödeme yaptım. Elektriğe ödediğim o paranın %20'si satış yapmadım. Daha bu 8 günde. Bugün siftah bile yapmadık. Kimden ödeme istediysek durumu biliyorsun dedi. Bir şekilde ödediğimiz krediler, faizler, borçlar cabası. İşin diğer kısmına geçiyorum. Bu yatırımı yaparken kilowatt yükseltmek için sanayi dairesine yaklaşık 40.000 TL ödedim. Sanayi dairesi ve Kıptek'in yapması gereken altyapı yapılmadığından dolayı 80.000 TL daha ekstra masraf yapmak zorunda kaldım. Bu kurumlar bize
Vay hata bizdeymiş, bari mahsuplaşalım falan da demedi. Pandemi döneminde sanayicilere, üreticilere 25 kuruş teşvik verildi. Ben kullanamadım, kullanamayanlardanım. Niye mi? Çünkü bakiyem varmış. Ya sen ne biçim hükümetsin? Ne biçim bakansınız? Nereye bakıyorsunuz? Hangi kafayla yönetiyorsunuz bu devleti? Zaten destek amaçlı veriyorsun bu teşviği. Borçsuz işletmenin teşviğe ihtiyacı yok zaten. Ya bütün olay burada. Bir tarafta elektriği ödemekte zorlanıyor. Elektrik kurumu kesiyor. Parçalıyor. Tek derdi çalışıp ekmek parası kazanmak olan ve işçisini ödemek olan insanlar borcu olduğu için bir takım avantajlardan, mesela pandemiyle ilgili tedbirlerden de yararlanamıyor. E borcu olmayan zaten ne yapsın? Hani gidin bankalara, size borçlarınızı yeniden yapılandırsınlar dedilerdi ya. Hep başvuranlar devletten maaş alanlar olmuş. Haliyle Merkez Bankası da demiş ki onlara yapmayın, onların gelirlerinde bir sıkıntı olmadı ki. Evet. İlginç bir şey, ne söylese insanlar diyor alkışlayacak olan şakşakçıları var. Üzüldüğüm şey bunlardan daha fazla olamayan cesur, bilgili, donanımlı insanların sessizliği, korkaklığı. Yazmaktan, söylemekten, şikayet etmekten bıktım diyor Tuygun Töre. Bu ülkede dürüstlük, çalışkanlık, idealistlik, üretmek değer görmüyor arkadaş. Görmüyor Duyguncuğum, görmüyor. Görmüyor. Ansızın böyle birileri çıkıyor. Sana yaptıkları gibi ilgilenmiyorlar ama herkese de yapıyorlar. Sonra adam aç kalıyor, gidiyor. 52 yaşında tüp gaz çalıyor ve koşup kaçıyor tüp gazla. Geçmiş olsun diyoruz. Çok açık yazıyorum bazı şeyleri ama bundan utanmıyorum. Bizleri bu hale düşürenler, bunları yaşatanlar utansın diyor. Çok ilginç bir gelişme, bir olay. Geçmiş olsun dileklerimizi tabii ki Tuygun kardeşimize iletmiş olalım. Ve inşallah en kısa sürede toparlar. Bu arada pandemide birinci yılımızı bugün tamamladık. 3.664 kişi pozitif COVID-19 hastalığına yakalandı. 24.000 kişi bir yılda, özür dilerim, 24 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu arada önemli bir haber daha var. Onu da söyleyeyim sizlere. Şeyle ilgili, Rum tarafında bazı gevşemeler olacaktı. Ama dün akşamdan itibaren bu gevşemeler Cuma'ya aktarıldı. Bugüne yapılmadı çünkü 420 pozitif vaka çıktı ki bu da bu işin hala ciddiyetini mutlaka gösteriyor. Rum tarafı dedik, Rum tarafında 1 Nisan'da turizm sezonu turistsiz diyoruz. Bizde turistsiz açılacak. Güneyde bilmiyorum. İnşallah turistli bir şekilde açılırlar. Önemli bir olay o da. Önemli bir konu diye düşünüyorum. Tabii ki var mı mesajımız bakalım. Metin Emirali Bengüsü, Murat Gökçe hocam. Döndük dolaştık siyasete geldik. Kaçış yok diyor diyetisyen Melike Mut Ergen. Hüsnü Yekavaz, Cemal James merhabalar, iyi yayınlar. İzzet Mehmet günaydın. Sertat Serdar kardeşim günaydın. Evet, bir şekilde siyasete geldik tabii ki ama bu mektubu paylaşmak benim görevimdi diye ya da bu paylaşımı paylaşmak, Facebook üzerinden paylaştı arkadaşımız, paylaştım. Ama siyasetin dışına da geldik, turizme. 1 Nisan'da biz de açıyormuşuz, Güney Kıbrıs da açıyormuş turizm sezonunu. İnşallah bazı doktorlarımızın da söylediği gibi ki çok inandırıcı olmadıklarını şu şekilde biliyorum.
İki tarafa bölündü şimdi doktorlar. Büyük çoğunluk bir tarafta, bir kısmı bir tarafta. Bir kısmı diyor ki, ya Covid Movid hikayedir. Bu PCR tam hikayedir diyor. Hiç de öyle bir şey yoktur falan. Hastane, otele kapatamazsınız insanları diyor. Yasaktır, şudur, budur. Ama çözüm önerisi yok. Yani ne yapalım? Yok. Salalım mı herkesi sokağa mesela? Ali Baturay'ın bu konuda bir yazısı var. 1 Nisan'da eğer böyleyse durum, biz de diyoruz ki 1 Nisan'da açın bütün kapıları, kuzeyden de güneyden de. Meğer yalansa bu Covid Movid işi bu kadar zamandır. Yani Tabipler Birliği'nin suçladığı, doktorlarımızın söyledikleri doğruysa, o zaman açın bakayım ne olacak hepimiz inşallah. Bir şey olmayacak. Yani ne bileyim durumları. Evet. Bu arada Türkiye'de yerli, yani Türkiye'nin aşılarından birinde ikinci fazın ikinci denemesine geçildi ki Nisan sonunda faz 3 denemesi yapılacak. Eğer faz 3 de başarılı olursa Türkiye kendi aşısına sahip olacak. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve Ali Baturay'ın yazısını okuyalım. Sevgili Ali Baturay, Haber Kıbrıs'ta yazmış. Bizi ölümden kurtarmak için alternatifiniz var mı? Diyor ki Ali Baturay, keşke Covid-19 salgını kocaman bir yalan olsa, keşke bir yıldan beri yaşadıklarımız rüya olsa, yarın sabah kalktığımızda oh be rüyaymış deyip Mart 2020'de kaldığımız yerden devam etsek. Keşke yıllardır izlediğimiz pandemi konulu filmlerin, dizi filmlerin bir şekilde içine girdiğimiz yanılsamasını yaşasak da sonra oradan çıkıp ica desek gerçek dünyaya. Keşke koskoca bir salonda pandemi konulu bir illüzyon gösterisinde olsak ama salondan çıkınca her şey normale dönse. Keşke bir parçamız haline gelen maskelerimiz pandeminin değil, büyük ve uzun süren bir maskeli balonun ürünleri olsa. Keşke sevdiklerimize doya doya sarılmak, kafa kafaya verip çalışmak, balolar düzenleyip oralarda dostlarımızla arkadaşlarımızla yiyip içmek, kendimizi klaplara atıp sabahlara kadar dans etmek, tiyatro, sinema salonlarında kalabalıklar doldurmak korkulacak bir şey olmasa. Keşke bize bunlardan korkacaksın dediklerinde yürü git işine dalga geçme diyebilsek. Kim derdi uçaklar uçmayacak, ülkeler arası seyahatler duracak, ülkeler başka ülkelere yasaklar uygulayacak. Kim derdi evlere kapanacağız, kim derdi sokağa çıkmak, şehirler arası seyahatler bile yasak olacak diye. Kim derdi tüm dünya kendini Covid-19'a göre ayarlayacak. Kim derdi iş yaşamından sosyal yaşama kadar pandemi kuralları hakim olacak. Kim derdi pandemi bize başka bir yaşam dayatacak. Kim derdi milyonlarca insan virüse yakalanacak, binlerce insan yaşamını yitirecek diye. Kim derdi Covid-19 dev ekonomileri bile çökertecek noktaya getirecek. Milyonlarca insan sırf bu nedenle sefalet içinde yaşayacak diye. Keşke Covid-19 koca bir yalan olsaydı, insanlar yaşamını yitirmeseydi. Keşke Covid-19 sağlık sistemlerini tıkamasa, Covid-19 dışı hastalar da mağdur olmasa. Keşke Covid-19 yalan olsa da ülkemiz reel sektörü, iş çevreleri, emekçiler perişan olmasa, iflasın eşiğine gelmese, her gün hükümete çare bulun, dayanamıyoruz demese. Keşke Covid-19 yalan olsa da hükümet edenler reel sektörü ihmal etmese ve bu perişanlık ortaya çıkmasa. Keşke gerçekten PCR saçmalık olsa, ona ihtiyacımız olmasa ve evet keşke boğazımıza burnumuza o çubuğu sokturmak zorunda kalmasak. Peki PCR yaptırmasak Covid-19 vakalarını nasıl tespit edecektik? Daha fazla artmayacak mıydı vakalar? Kontrolden çıkmayacak mıydı? Peki PCR'lar, testler saçmalıksa yerine koyacağımız saçmalık olmayan şey nedir? Covid-19 yoksa peki bir rüya, bir kabus,
bir illüzyon değilse biz bu kadar şeyi neden yaşadık? Bu korkuları neden çektik? İnsanlar yoğun bakımlarda neden ölümle pençeleşti? Peki COVID-19 yoksa ve tehlikeli değilse tüm dünyada çok sayıda doktor ve hemşire bile canını neden yitirdi? Evet, tüm dünyada COVID-19 salgınıyla ilgili çeşitli söylentiler, rivayetler vardır. Laboratuvarda üretildiğinden tutun da bir tür silah olarak kullanıldığına, artan dünya nüfusunu azaltma amaçlı olduğuna kadar bir dolu hikaye okuduk, halen okuyoruz. Nasıl çıktıydı, ilk nerede görüldüydü, nasıl yayıldıydı elbette bilinmesinde fayda var. Ama şu anda bir gerçek var ki COVID-19 vardır ve tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın tespit edilme yöntemi, tedavisi uygulanan ilaçlarda hemen hemen tüm dünyada aynıdır. Ne ülkemizde ne başka bir ülkede hekimler akıllarına göre tedavi yapıyor değildir. Tüm dünya kabul etti ki daha önce ortaya çıkan tüm bulaşıcı hastalıklarla mücadelede başarı aşı sayesinde olmuştur. Bugün dünyada imalatında farklılıklar olan COVID-19 aşıları vardır ama onaylananların tümünün kullanılması tavsiye edilmektedir. Eğer evet tedavide kullanılan ilaçların ve aşıların ileride insanlarda ne gibi etkiler yapacağı tam olarak bilinmemektedir ama tüm dünyada kabul edilen şudur ki şu anda kurtuluş için aşıdan başka çare yoktur, oturup bekleyemeyeceğimiz için aşı olacağız. Küresel bağışıklık için herkesin aşılanması gerekiyor. Ama adaletsiz dağıtımı nedeniyle yoksul ülkeler aşıya ulaşamıyor. Bazı yoksul ülkelerin 2022 değil, 2023 ve ilerisine kadar aşılamayı bitiremeyeceği düşünülmektedir. Durum böyleyken, ortadaki tüm gerçeklere rağmen, ülkemizde bazı hekimlerimizin COVID-19'a inançsızlıklarını, tedavi yöntemleri ve tedavide kullanılan ilaçları kötülemesini, PCR'ı saçmalık olarak görmelerini yadırgadım doğrusu. Evet, ben hekim değilim. Onlar kadar hekimlik bilgim de yok ama dünyaya ve ülkemize bakıyorum, görüyorum, okuyorum, takip ediyorum ve söylediklerine anlam veremiyorum. COVID-19'la ilgili dünyanın kabul ettiği bilimsel veriler yine bilim insanı olan hekimlerin uygulaması gerekirken ve bizi bu hastalıktan kurtaran, ileride de kurtaracak olan hekimlerken bilme inanmayan hekimler görmek beni korkutuyor. Elbette hekimliklerine saygı duyuyorum ama kusura bakmasınlar, söylediklerini gerçekçi bulmuyorum. Böylesine ağır, yıpratıcı bir mücadeleye, mücadele yöntemlerine deli saçması demek bir hekime yakışmaz. PCR testi için insan vücuduna bu kadar rahat müdahale olmaz diyorsunuz da alternatifiniz nedir? İnsanlar ölürken ya da ölümün eşiğine gelmişken kafanıza yatmayan şeyi böyle hassas bir zamanda küçümseyip karalamak, alaycı bir dil kullanmak bu kadar basit olmamalı. Evet, ben de dünyadan bazı şeyler okuyorum. Virüs ortaya çıktığından beri de bazı karşı iddialar vardır. COVID-19'a inanmayanlar, PCR'a ve aşıya muhalefet edenler vardır. Ama bunları savunanlardan okuduklarımın hiçbiri bilimsel veriye kanıtlanmış örnekler sunamıyor, inandırıcı olamıyor diyelim. Elbette içimiz rahat değil. Elbette normalde üzerinde 5 yıl, 7 yıl uğraşılacak aşılar 1 yıldan kısa bir sürede bulundu, üretildi. Bu da bizde bazı tedirginlikler yaratıyor. Ama ölümler arka arkaya gelirken en erken zamanda aşısı ve ilacı bulunsun diyen de bizdik. Sanki aşıya ve tedavi yöntemlerine inanmamaktan başka çaremiz mi var? Bir tarafta ölüm tehlikesi ve ekonomik yıkım bizi köşeye sıkıştırdı. Diğer tarafta bazı endişeler duyuyoruz. Ama bizi kurtaracak olan aşıdır. Ölmekten ve ölümden beter ekonomik enkazdan daha iyi değil mi mevcut yöntemi ve aşı? Ali Baturay'ın bir değerlendirmesi tabii ki, karşı taraf farklı düşünüyor olabilir. Ancak şöyle bir şey var. Ali Baturay gibi düşünen doktorların sanal ortamda yaptığı paylaşımların beğeni miktarları binlerle,
Öteki tarafta bazı doktorların, ki biz bütün doktorlarımızı çok seviyoruz, herkes elbette ki istediğini, görüşü söyleyebilir, bizim hiçbir şikayetimiz yok. Ama onlara destek veren insan, yani like sayısı çok az kalıyor, çok 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 düşük kalabiliyor. İnsanlar belki çekiniyor, oluyor ama bir taraf büyük, bir taraf küçük. Kim haklı, kim haksız meselesini tarih yazar. Evet, ama biz şu anda Dünya Sağlık Örgütü bize neyi söylüyorsa, Türkiye'nin Sağlık Bakanı, ülkemizin sağlık kurumları, üst kurulu, Doktorlar Tabipler Birliği bize ne diyorsa biz oradayız. Efendim, biraz yumuşatalım olayı. Çok hoşuma gitti bugün. İki şekilde çok hoşuma gitti. Sayın Erdoğan, iki konu var yani konuşacağım size. Bir, Sayın Erdoğan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yanıt verdi. Sürekli damat 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 diyor ya Cumhuriyet Halk Partisi. Sayın Erdoğan diyor ki, ya diyor, bu damat falan yok diyor. Hazinede, Merkez Bankası'nda kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir diyor. Yatıyorlar, kalkıyorlar, damat. Damat kadar taş düşsün başınıza demiş. Çok hoşuma gitti bu olay. Ama bizde de bu damat kadar taş düşsün başınıza tartışmaları inceden bazı ıncına durumlarına geldi. Şöyle bir şey, bugün sanal medya, Avrupa Gazetesi bugün sabah bir yayın yaptı. Biliyorsunuz Amerika'da bir büyük ışıklı panoya Stop Erdoğan yazdılar. Akabinde bunun FETÖ'cüler tarafından yapıldığı söylendi. Love Erdoğan yazdılar aynı panoya. Parayla tabii, o panonun sahibi de büyük paralar kazanıyor sayede, bu sayede. Stop Erdoğan oldu, Love Erdoğan. Love Erdoğan olayı büyüdü. Türkiye'de de birçok yerde Love Erdoğan olayları geldi. Şu anda bugün baktık Avrupa Gazetesi'nin manşetinde, bizde de Love Erdoğan panoları varmış Lefkoşa'da. Mausa'da, hatta Mausa, Gazi Mausa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın şeyi varmış, bir panosu, şeyde gördüm panoyu, nedir, sanal medyada Agabi Erdoğan yazdılar, Elence de yazdılar, Love ve Agabi Elence, çok hoş tartışmalar tabii ki bunlar. Bu arada işte en başında da programın söylemiştim, böyle Ayhan Işık programına girdik. Bu arada canlı yayındayız ama ben çıkınca sizi arayayım. Evet. Evet. Çıkar çıkmaz arayalım. Bir şey vardı, ne vardı? Ha, böyle bir nostaljik başladı. Herkes paylaşıyor şu anda. Love Cyprus, Love Freedom. Bizde de başladı bunlar, bu tartışmalar. Çok güzel oluyor. Hiç kötü bir şey yok burada. İsteyen love, isteyen don't love. Who cares? Yani ister sevin, ister sevmeyin, isterseniz stop yazın, bizde bir sıkıntısı olmayacak. Ama Avrupa Gazetesi soruyor, yarın diyor biri de KKTC'de Stop Erdoğan yazabilir mi? Ben onun şimdiden yanıtını vereyim sizlere. Eneşi Bronzo, o noktada değiliz. Kimse yanlış da anlamasın bizi. Evet, Erdoğan'la ilgili bir ilginç gelişme daha var. O da nedir biliyor musunuz? MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de 18 Mart Perşembe günü 13. Olağan Büyük Kurultayını yapacak. Bu haberi de CNN Türk'ün Ankara temsilcisi Dicle Canova verdi ilk olarak. Dicle Canova bir Kıbrıslı Türk, güzel yurtlu. Bizim çok değerli bir hocamızın, tarih hocamızın, sevgili Celal Canova'nın ellerinden öpüyorum kızı. Sevgili Fırat Canova hocamızın da kız kardeşi, küçük kardeşi, bu vesileyle hem Fırat'ı kucaklıyorum hem Celal hocamın ellerinden öpüyorum. Sevgili Dicle Canova'ya da sevgilerimizi iletiyoruz. Çok önemli bir gelişme var diye yazmış Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri verdi. Edindiğim bilgilere göre AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart'ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim ifadesini kullandı. Bu
heyette kimler olacağı daha netleşmediydi o saatlerde ama Türk siyasi tarihinde genel başkan ve cumhurbaşkanı nezdinde ilk kez bir kişi diğer partinin olağan kongresine katılım göstermiş olacak. Bu Türkiye'de bir ilk. Evet, bunlar tabii ki biraz ağır hikayelerdi ama hoş hikayelerdi, fena değildi. Ali Unyayar kolay gelsin demiş bizlere. Metin Emir Ali Su, Ali Baturay'ın yazısına süper bir yazı demiş. 15 Temmuz 1974'te 12 yaşındaydım diyor Taner Şah. Evet, keşke o tarihte EUKB'nin darbe yaptığı gün diyor ve malum 5 gün sonraki yaşadıklarımız bir rüya olsaydı. Artık uyanmak istiyorum diyor Taner Şah kardeşim. Güzel tabii ki. Sağ ol Metin Emir Ali Bengisu kardeşim. Efendim, bir Fenerbahçe, bir de Galatasaray'la ilgili gelişme size söyleyeyim. Gelişme değil. Galatasaray'la ilgili gelişme var. Çünkü Younes Belhanda, faslı oyuncu, Galatasaray tarafından gönderildi. Yani Galatasaray Younes Belhanda'yı gönderdi. Belhanda Galatasaray'ın tek taraflı olarak sözleşmesini haklı sebeplerle feshettiğini açıkladı Galatasaray ve artık Belhanda diye bir topçusu yok Galatasaray'ın. Sivas maçında sonra Belhanda demeç vermiş televizyona ve demiş ki bu yöneticiler oturmasınlar öyle o evlerinde, gelsinler bizim top oynadığımız sahayı düzeltsinler, saha çok kötü falan demiş. Ve profesyonel futbolcu sözleşmesi FIFA oyuncuların statüsü ve transfer talimatının 14. maddesi uyarınca Galatasaray'da tek taraflı ve haklı sebeple feshetmiş. Belhanda'yı, Younes Belhanda'yı, faslıyı göndermişler. 2017'den beri Galatasaray'da top oynuyor Belhanda. Fena da bir topçu değil, halı sahada çok daha iyi işler yapar diye düşünüyorum ama olabilir. Artık herhalde gidecek takımı da zor bulur. Bilmiyorum tabii ki biz buradan oturduğumuz yerden bu konuda. Güren Tilki'nin de bugün doğum günü. Bilmiyorum bu konuda kendisine düşünüyor ama gitti. Belhanda artık yok efendim. Ve Attila Szalai. Attila Szalai şu anda gerçekten hastası olduğum bir topçu. 22 yaşında. Müthiş bir performans sergiliyor Fenerbahçe'de. Bu hafta gol de attı. Macaristan'ın milli takımının teknik direktörü Marco Rossi Attila Szalai yorumlamış Türkiye'deki Fanatik gazetesine. Macar oyuncu Attila Szalai biliyorsunuz Abalon takımında Güney Kıbrıs'ta Limassol'da oynuyordu. Fenerbahçe resmi temaslarla oradan aldı Türkiye'ye götürdü. Ve son Konya maçında bir de gol kaydetti. İlk golü Türkiye'de Szalai'nin. Fenerbahçe'ye transfer olması onun için ne kadar doğru bir tercih olduğunu bir kez daha gördük diyor hocası. Ben de bu yönde görüş belirtmiştim. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biridir. Tarihi, gelenekleri olan bir kulüp. Ayrıca Avrupa'da ismi var. Szalai gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı. Her maç sonrası kendisine olan güveni daha da artırdı. Türkiye'de insanlar futbolu çok seviyor ve kulübün tutkulu taraftarlarını da çok mutlu ettiğini düşünüyorum. Çok başarılı bir futbolcu. Sonuçta Kıbrıs Rum kesiminde de ligin en iyi savunma oyuncusuydu. 2019'da onu Macaristan milli takımına seçtim. İlk kez oynattığımda birçok insan eleştirmişti. Ancak kısa sürede kendini eleştirdi. Şu anda Szalai Macaristan'ın bel kemiklerinden bir tanesi. Gerçekten Türkiye'de de Fenerbahçe'de de bence çok iyi oynuyor. Bencil bir oyuncu değil. Her zaman önce takımını sonra kendisini düşünen biridir. Bence de defansif orta sahada da oynar diyor o. Yani sadece illa defansta oynamasına gerek yok. Çok hoşuma gitti hocasının söyledikleri Szalai'nin. Efendim, Türkiye'de yerli koronavirüs sevincini inşallah biz de yaşarız. Biliyorsunuz o çalışmalardan birini de Kıbrıslı Türk bilim insanı Profesör Doktor İhsan Gürsel yürütüyor. İnşallah en kısa sürede
Türkiye'nin aşılarını da sağlam bir şekilde, onaylı bir şekilde, faz 3 testlerini de yapmış bir şekilde alırız ve bizler de daha çok insanımızı salındırırız, yaparız yani aşılarız diyelim. Ve bugünkü programımızın da bir saatimizin de sonuna geldiğimizi sizlere aktaralım. Tekrar hatırlatalım sizlere, herkese hatırlatalım. Yarın akşam, Perşembe akşamı şiddetli fırtına beklentisi var. Bunun tedbirlerini alalım. Cuma günü de devam edecek bu fırtına. Devam edecek. Lütfen bazı açılımlar var. Bu açılımlara da dikkat edelim. Maskemizi, mesafemizi, hijyenimizi ihmal etmeyelim. Ve lütfen bu akşam eğer camiler açıksa ki değil diye düşünüyorum, boş yere gitmeyin. Lütfen gitmeyin. Evinizde Miraç kandilinizi sevgiyle, inançla, bol bol dua ederek, zaten TRT bir şeyler yayınlayacak mutlaka. Orada oturun, ailenizle birlikte dinleyin inanıyorsanız. İnanan herkese de sevgi ve saygılarımızı ve Miraç kandillerini kutladığımızı belirtelim. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada yarın sabah 07.30'da biz sevgili Örsan'la yine buradayız. Şu anda Bilal devraldı büyük bir ihtimalle, öyle değil mi sevgili Bilal? Bilal, Rabia ve Hasan Koç orada mısınız? Buradayız. Evet, Bilal'e, Bilal gençler biraz devraldılar. Örsan'ımızdan biraz küçük. Örsan başlatıyor. Berkem'le birlikte, Berkem Redif kardeşimizle. Sonra geliyor akşamcı kardeşlerimiz. Akşamcı derken yanlış anlamayın. Sevgili Bilal burada. Rabia da biraz sonra herhalde gider. Hasan Koç burada. Onlar bizim gecemizin kralları. Hasan Koç'la Bilal. Sen sağ ol Bilal'im. Hiç olur mu? Evet, ve onlara da çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kanal T'den ayrılmıyorsunuz. Yarın sabah 07.30'da buradayız. Bugün Bertan Zaroğlu'nu konuk ettik. YDP'nin genel başkan adaylarından. Yarın Erhan Arıklı ile sohbet edeceğiz. Genel başkan ve genel öteki genel başkan adayı. Güzel bir, büyük bir yarış var. Umarım en demokratik şekilde, en güzel şekilde sonuçlanır. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın sabah 07.30'da buluşalım. Hoşça kalın.